İçeride ve dışarıda markaja ve makasa almaya çalışanların... Box Simulator Ultimate Evin herkese merhabalar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. ...bozulacakları ifadelerini kullanma tepkisini bu şekilde dile getirdi. Açıklamasında aynı zamanda Libya'da gündem maddelerinden bir tanesiydi. Dün yapılması planlanan ve ertelenen Türkiye ve Rusya Savunma Bakanları ve Dışişleri Bakanları arasındaki görüşmeyle ilgili Türkiye'nin hakkaniyetli tavrından geri dönüşü akta ve tarihi gerçeklerle bütünüyle aykırıdır dedi. Türkiye'nin haklı tezlerinden, güvenlik mülahazalarından, adil ve hakkaniyetli tavrından geri dönüşü akta ve tarihi gerçekleri bütünüyle aykırıdır. Libya'da önümüzü kesmek için uğraşanlar kaybedecektir ifadelerini kullandı. Şu cümle oldukça önemliydi. Bu ülke yani Libya'yı 3 parçaya bölmeyi planlayanlar hüsran yaşayacaklardır ifadelerini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli son günlerde artan koronavirüsteki vaka sayısı tablosuna da bir uyarıda bulundu. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi, tedbirlere uyulması uyarısında bulundu MHP lideri Devlet Bahçeli. Mustafa. Süper Lig'de heyecan geçtiğimiz hafta sonu itibariyle yeniden başladı. Peki 87 günlük hasretin ardından yeşil sahalara dönen takımların ilk haftaki performansları nasıldı? Puan tablosunda bir değişiklik oldu mu? Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan maçlarda akıllarda neler kaldı? İşte bunları konuşacağız. TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven, stüdyo konuğumuz Sayın Seven. Hoş geldiniz yerinize. Sizi tekrar burada ağırlamak bizim için gerçekten onur verici bir durum. Teşekkür ederim. Bir adamın ardından. Şimdi sonuçlarla başlayayım efendim önce. Göztepe 1, Trabzonspor 3, Fenerbahçe, Kayseri Spor 2'ni diyendi. Ve Medipol Başakşehir kendi evinde Alanyaspor 2-0 mağlup ederken Beşiktaş evinde Antalya Spor'a 2-1 mağlup oldu. Ve yeni Malatya Spor da evinde Kasımpaşa'ya 2-1 yenilendi. Geçtiğinde yemiş Konya Spor'u. Konya Spor 1 ve dün akşam Çaykur Rizespor 2, Galatasaray 0, Gaziantep 1, Ankara Gücü 1. Sonuçları değerlendireyim efendim. Konya yenilmiş. Yine al işte. Yine yenilmiş. Konya. Bu 3 aylıklardan sonra nasıl dönecekleri yönündeydi. Fiziksel olarak hepsinin bir ortalama eksi yazabiliriz. Hepsine başlarken bu düşüncemiz vardı. Burada artı değer olacak olan şey sevgili Mustafa, zihinsel olarak takımların ne kadar iyi hazırlanıp hazırlanmadığıyla alakalıydı. Yani fiziksel olarak hepsi eşit seviyede olumsuzluklar içerisindeydi bu süre içerisinde. Ama zihinsel olarak da teknik yönetimlerin, idari yapının, başkanların yönetimlerin futbol süresinde üzerindeki olumlu etkileri onlara artı değer kazandıracaklardı. Camiye gider mi? Bazı takımlarda gördük, bazı daha var. Kaç dakika var? Pijama şeyimizi alalım oğlum. Pijamaları alalım. Alalım. Bir maç eksik bu akşam Sivas Spor, Deniz Spor maçıyla da onu da tamamlayacağız. Galatasaray şampiyonun doğal adayı takımı Rize'de deplasmanda yenildi. O maçın da neden yenildiğiyle ilgili irdelememizi biraz sonra yapalım. Beşiktaş'ta Antalya Spor'a kendi sahasında 2-1 kaybetti. Yani diğer sonuçlarda çok fazla sürpriz olduğunu düşündüğümüz sonuçlar yok ama bu iki karşılaşma için sürpriz diyebiliriz. Tabii ki yani 80 gün sonra mahvet gündü ama kötü maçları şöyle tam seyirci ortamı yok. Ambiyans yeterli değil. İşte maçların tepkisi tartışılır ama şöyle kötü maçları. Yani Türkiye'de çok değerli, çok sevilen, yabancı futbolcular arasında herhangi bir ayrım yapmadan sadece diğer taraftan herkes tarafından göre Muslera'nın ayağının kırılması oldu. Galatasaray'ın 3 puanın daha büyüğünü sahada hem Muslera hem Andone'nin sakatlığı. Evet, tabii ki futbolcu tabii ki sakatlığı artı tabii Adem ve Dost'a kaç cezası oldu. Galatasaray çok büyük bir yara alarak döndü. Ama sonuçta tabii ki Andone'nin Sağdan çıkıyor.
Sayın koridorumuz, ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı ilk duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Afiyet olsun. Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı ilk duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica ediyorum. Afiyet olsun. Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı ilk duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Afiyet olsun. Sigaradan çektiğiniz her nefes sizi koronavirüse karşı 14 kat daha savunmasız yapar. Tedavinizi zorlaştırır, iyileşme şansınızı düşürür. Koronavirüs sigarayı sever. Şimdi sigarayı bırakmanın tam zamanı. Yeşiler Danışmanlık Merkezi. Tarık, otobara gelebilir otobüsü bozuluğuna ayrıştık. Finans Bank'ı dijital köprüsü servisine sahiplerinin geleceği taşıyor. Hemen baş. Güzel okumuş oğlum. Koş. Hadi ben geçeyim. Tamam. Güzel okumuş hocam. Tamam. Daha yeni okunuyor. Belki de saniyesi mi yapalım şunu? Önüne geleceğim hadi. Hadi gide. Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı ilk duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Afiyet olsun. Tamam. Şunu park edeyim böyle diyorum. Böyle mi yiyorsun? He.
Piknik günü bugün. Ne? Piknik. Maskeni unutma taraf bak verilmesin. Fark etmeden gitme. Sağdan çıkın. Sağa dönün. Ya otobüs sürerim de oyun videosu çekerim. Ha şeye söylediniz mi? Kardeşinize. Ha şey yeğene. He abone olur mu? Nasıl? Ha, abi azalma şey Konya'da biraz sıkıntılı ya. Konya'da sıkıntılı. Aracımızdan ayrılmadan önce eşyaları nasıl kontrol ettiğinizi varsa bagaj fişlerinizi hazırlamanızı önemli hatırlatırım. Ne güzel düşüyordu ya. Ne güzel düşüyordu diyor. Oh, kapatmazlar tekrar bana otogar. Her gün video atarım böyle. Güncel video ya. Efendim. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Başka oyun videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.